Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 15-21 Mayıs haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, hafta başından itibaren Merkür Boğa burcundaki gerilemesini artık bitirecek, ilerliyor ama tabii ki hıza kavuşması için biraz beklemek lazım. Hafta sonunda Merkür hızlanmaya başlayacak hafta başından itibaren önemli enerji değişimleri var e, Jüpiter burç değiştirmek üzere ve 29 derece koç burcunda olacak ki bu 20 Nisan'daki tutulma derecesini de tetikliyor Bu nedenle bu hafta tutulmanın tetiklendiği bir hafta hafta başında Jüpiter ardından Mars e, tutulmayı tetikleyecek kişisel ve toplumsal alanlarda hızlı gelişmeler tutulmanın vaat ettiği durumlarla karşılaşabiliriz ee, ve Jüpiter 16'sında artık Koç'tan ayrılıp Boğa Burcu'na geçecek ee, sizin 11 evinize geliyor ki 26 Mayıs 2024'e kadar kalacak Jüpiter'in bulunduğu yerde büyüme ve gelişme fırsatlarıyla karşılaşırız özellikle e, sosyal çevreniz arkadaşlarınız geleceğe dair umutlarınız Yeni projeleriniz, hedefleriniz, parasal kazançlarınız bakımından keyifli bir dönem başlıyor sizin için. Bununla ilgili detaylı bir video hazırladım. Demet Bağtacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Ve bu hafta yeni ay var. Evet, yeni ay 19 Mayıs'ta yine Boğa burcunda doğacak. 28 derece Boğa burcu yeni ayı. 11. evinizde doğuyor. Genel itibariyle yönetici gezegen Venüs ve Mars'ın da Yengeç Burcu'nda olması bu yeni ayda sizin için kişisel anlamda bazı önemli inisiyatif, inisiyatifler alıp harekete geçebileceğiniz bir süreçte olduğunuzu işaret ediyor. Yani bazı bir projeniz olabilir, yapmak istediğiniz bir e, hayattan beklentiniz olabilir. Umutlarınız doğrultusunda artık harekete geçebileceğiniz bir yeni ay bu. Gereken destekleri maddi manevi alma imkanınız da var çünkü Venüs gibi bir gezegen yengeç burcunda olacak bu yeni ay sırasında. Ee, yeni ayın genel e, etkilerine de baktığımızda e, uzun vadeli e, bize huzur, güven verebilecek, istikrar sağlayabileceğimiz koşulları olumlu anlamda hayatımıza taşıyabilecek bir yeni ay bu. Dolayısıyla sizin için hem parasal kazançlar hem de kişisel hedeflerinizle ilgili önemli bir yeni ay. Arkadaş ilişkileriniz, sosyal ilişkilerinizde de önemli açılımlar olabilir bu yeni ayla beraber. 20 Mayıs'tan itibaren enerji gezegenimiz Mars Aslan Burcu'na geçecek ve Temmuz ortalarına kadar Mars Aslan Burcu'nda olacak. Mars neredeyse enerji orada, para alanınıza gelecek. Dolayısıyla evet parasal kazançlar bakımından hızlanacağınız, daha fazla mücadele edeceğiniz bir dönem var. Eee buna da birlikte biraz daha keyif için, konfor için de harcama yapma eğiliminde olabilirsiniz. Özellikle bu hafta Mars'la Jüpiter arasında kare açı etkin olacağı için enerjimizi biraz dengelemekte zorlanabiliriz. Toplumsal alanlarda da bu gözlenebilir. Hani daha cesur, daha girişken, böyle pervasız dediğimiz eğilimler, işte abartılı fanatik bazı davranışlar gözlenebilir işte düşünmeden para harcayabilirsiniz ya da aşırılıklar söz konusu olabilir. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor haftanın genelinde sevgili yengeçler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta dilerim. Hoşçakalın.